Genelde var bugün. Tamam. Eferedik. Tamam. Kader falan. Tamam. Haber verdim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Özellikle kent merkezinde daha rahat, daha kendini anlatabilir, kendini ifade edebilir durumda ama özellikle ertelenmiş belki, ıskalanmış, günün şartlarından dolayı vesaire. Ama bu dönem çok daha sahada, çok daha önde olacağız. Biz de muhtarlarımızla özellikle önce buradan başlamak istedik. Sizlerin önünden geçmek istedik. Sizler bizim için değerlisiniz. 31 Mart'ta hep beraber bir seçim yaşayacağız. Sizler de büyük çoğunluğunuz herhalde yine yeni dönemde bu seçim sürecinde hem seçeceksiniz, hem mevcut bulunduğunuz konularda hem de bir sınav vererek yeni döneme de çok arkadaşımıza belki devam edecek. Ülkenin de artık sen, ben, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun, her zaman yanınızdayız. Olduğumuz gibi devam ederiz. Tabii. Herkes gönül şeyi. Kimseyi de zorlayamayız. En başa. Başkanım, batabuğuna tahammül etme rejimdir. Ve hiçbir demokratik süreçte, gerçek demokraside kimse kimseyi siyasi görüşünden ötürü tehdit edemez veya yargılayamaz. Ve herkes birbirini dinlemek zorunda. Ya bir yerde ha eğer yoksa o bir o zaman red anlamı gelir. Red anlamı taşır. O zaman red olan arkadaşlarla da diyalog söz konusu olamaz. Ama tabii bizim konumuz o değil. Ben sadece genel bir değerlendirme yapmak istedim. Ama son tarihinde köylerle ilgili bugüne sadece Çanakkale köyleriyle ilgili değil. Merkez ilçe köylerinde değil. Bu ilin birçok köyüyle ilgili sıkıntılar merkez ilçe başkanlarından, ilgili ilçe başkanlarından geldiğinde elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Hiçbir köyün muhtarının siyasi görüşünü sorgulamadık. Asla böyle bir hareket içerisinde olmadık. Talep edildiğinde destek olmak noktasında harekete geçtik. Ve belediyede bir muhtarlık birimi kurduk. Burada Çanakkale Belediyesi'nde bir muhtarlık birimi vardır. Oraya şeyler gider, talepler gider, o değerlendirir ve gereğini yapar. Eksik yapmış olabiliriz. Elimizde imkan olmamış olabilir. Ama bütün konuları değerlendiririz ve destek olma noktasında olduk bugüne kadar. Bundan sonra da olacağız. Herhangi bir sıkıntı yaratmayız. Onun için mesela burada ne olup bittiğini olacağını konuşmak durumundayız ve orada bütün muhtarların bunu duymasını ben isterdim. Mesela bu dönem iki tane kadın adayımız ilk altının içerisinde var. Bunun sebebi şu, yani bunu biz takdir etmedik. Bunu 3000 tane parti üyesi takdir etti. Ön seçim yaptı. Ve oradan bu sıralamalarda iki tane kadınımız var. Bunun gerekçesi şu, teşvik ettik, aday olun dedik. Çünkü kırsala, köye gittiğimiz zaman biz köydeki kadına ulaşmamız zor. Eve kapıyı çalıp içeri giremeyiz. Efendim, onları bir yere toplayıp bir şey anlatamayız. Ne yapıyoruz? Köy kahvesine geliyoruz, anlatıyoruz derdimizi. Siz de eve gittiğinizde veya köydekiler eve gittiğinde anlatıyor mu? Anlatmıyor mu? Katkılardan anlatıyor bilmiyoruz. Şimdi biraz kusura bakmayın köydeki erkekler kendi bildiklerini anlatamayacaklar. Bir kadınlar gidecek dertlerini anlatacaklar oradaki kadınlara. Çünkü burada en büyük sorun şu an itibariyle ekonomik kriz içerisinde olduğumuz bugünlerde en büyük sorun üretimsizlik. Köylü üretemiyor. Üretmekten kaçınıyor. Ürettiklerini değerlendiremediği için bu işten vazgeçme noktasına geliyor. Çoluğuna çocuğuna
bu köyde istikbal hazırlamaktan kaçınıyor, şehre gönderip asgari ücretle çalışmasına bile müsaade ediyor. Ya daha doğrusu müsaade ediyor derken göz yumuyor. Yapacak bir şey yok. Halbuki bizim tarım noktasında çok önemli üretim projelerimiz olmasında. Bütün ürünleri ithal ediyor. %90'ından fazlasını ithal ediyor. Bugün mercimek bizim ürünümüz. Güneydoğu'nun ürünü olan mercimeği bile Kanada alıyor, geliştiriyor ve şimdi bize ithal ediyor, bize satıyor. Ve biz de üretimden kaçıyoruz. Geçen gün Kukkale Ovası'nı şöyle bir dolaştım. Arabayla, bakalım işim vardı. Arabayla dolaştım. Yeşil tarla yok. Buğday ekmemiş bakalım. Buğday yok, ekmemiş. Ya bakıyorum bakıyorum, ona her taraf kahverengi toprak. Ya Günebakan'a bıraktı, ya domatese bıraktı, ya da mısıra bıraktı. Buğday üretiminden domates kaçıyor. De domates de bitti. Ya mücadele ediliyor ama nereye kadar? Yani bu noktada hep beraber kentli köylü birlikte bir üretim noktasında çıkış bulmamız lazım. Bizim onunla ilgili projemiz var. Onun için burada şey yaptı. Çünkü kadınlar lazım. Köydeki kadınların üretime katkısını sağlamak istiyoruz. Şu anlamda. Yani kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz. Kooperatifleşme. Üretim kooperatifi ve tüketim kooperatifi. Birlikte. Üretimde kooperatifleşme olacak. Burada ki ürünler Çanakkale Belediyesi tarafından satın alınacak. Çünkü kooperatiflerden ihalesiz alamıyoruz. Satın alınacak. Ve bunlar yine halk bakkal dediğimiz Çanakkale'deki tüketici kooperatiflerinin de bulunduğu alanlarda halka ulaştırılacak. Yani insanların sütü, meyvesi, sebzesi kooperatifler kanalıyla daha değerli hale gelecek. Hatta bu sadece Çanakkale'de değil, başka alanlarda da gönderilip orada değerlendirilecek. Böylelikle çiftçinin sahipsizliğini engellemiş olacak. Ve bir proje doğrultusunda hep beraber bu üretimi sağlayacağız. Bunun yanı sıra köy kadınlarına da ilgili projemiz var. Onları da işte salçasıdır, yufkasıdır, şeyidir, bulguludur neyse onlarla ilgili de kadınların da üretime geçip buradan ürünlerini değerlendireceği imkanlar sağlayacağız. Amacımız köylünün kırsalda orada kalması, üretimde kalması, buralara gelip asgari ücretlerde sürünmemesi. Belediye kapısında iş var mı başkanım diye şey aramamız, çare aramamız. Çünkü köylerimizi görüyoruz. Yani en şey köylerimizde bile, Batı Kovası dediğimiz köylerde bile, zengin varsaydığımız köylerde bile gençler kaçıyorlar. Şu anda 250 falan kursumuz. Yani koskoca çıplak büyüğü. 750 falandı. Ha, 250 kişi. Hani 300 diyelim şimdi şu anda. Şimdi buraya gelebilir, sorun değil. Yerleşim olabilir, şeyin hayatında olabilir. Ama oradaki üretiminden vazgeçmemeli. Orada üretmeye devam etmeli. Tarlaları boş bırakmamalı. Tarlaları satıp savmamalı. Yani onun için bu noktada hani ekonomiye katkıysa yerel yönetim olarak biz de bunun ucundan tutacağız. Ve kooperatifleşme noktasında bayağı bir projemiz var, arkadaşlarımız var. İrfan Tutluay arkadaşımız var. Özellikle onunla ilgili çalışma yapacak. Yerimiz var. Hepsinin hazırlıklarını yapıyoruz ayrı ayrı. Dolayısıyla köylere geldiğimizde bunları işte kadınlarımızla beraber, erkeklerimizle beraber erkeklerimizi bilinçlendirip bu noktada bunun örnekleri var mı? Var. İşte şeyde İzmir'de var. Tire'de var. Bademli'de var. Ovacık'ta var. Yani şimdi adama biz burada Türkiye Komünist Parti'ni desek adama yan bakarız. Ulan bu herif komünistin önüne gidelim deriz. Ama adam meşhur oldu. Televizyonu izliyorsunuz. Yani bütün herkes de orada memnun. Çanakkale'de onun ürünleri gelip tüketiliyor burada. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği kanalı. Evet, bravo. Efendim, fasulye geliyor, nohut geliyor. Orada üretiliyor. Organik hem de üretiliyor. Ve bu kooperatifleşme yapmışlar. Sadece köylerde sadece ürün kooperatifçiliği değil, enerji kooperatifçiliği de var, onu da teşvik edeceğiz. Enerji üretimi köyde yapıp ve kooperatif kurup burada elde edilecek geliri köylü
ve paylaştırma. Bunlar var Avrupa'da, var ufacık bir şeyde. Adam bir rüzgar türbünü kurmuş ya da güneş enerjisi kurmuş. Kooperatifleşmiş. Ondan sonra oradan enerjiyi satıyor, kendi köyü kullanıyor. Geri kalanını da sisteme satıyor, para kazanıyor ve bunu ilgilisine dağıtıyor. Örnek mi? Dün işte açılışını yaptık. Şeyde, arıtma tesisinde güneş enerji sistemini kurduk. Oradan üretilen enerjinin yarısını satıyoruz. Yarısını biz arıtmada kullanıyoruz. Tabii orada muazzam bir enerji ihtiyacı var. Geri yarısını da satıyoruz. Para kazanıyoruz. Bunu köyde yapsak, damların üstüne enerji şey yapsak, güneş enerji panelleri koysak, boş şey tarlalara şey yapsak, koysak, efendim güneş enerjisi buradan üretim yapsak, enerji üretsek, buradan bir kar elde etsek, fena mı? Hiç boşu boşuna şey yapıyoruz. Mesela köylerin hayvan atıkları var. Biliyorsun onlar çok önemli bir enerji kaynağı. Bunları değerlendirmek için çaba gösterilse olmaz mı? Bunları yapacağız. Ya, belediye olarak arkadaşlarla bu projeleri yapıp bununla ilgili kaynak yaratmak için hem Kalkınma Ajansı'ndan hem Avrupa Birliği'nden, çünkü enerjiye dönüşebilir enerji çok önemli, sürdürülebilir kaynaklar önemli. Biliyorsunuz bir karbon ayak izi diye bir şey var. Yani artık petrol ürünü, doğalgaz, kömürden üreten enerjiden maalesef çok zararlı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu mücadelenin içerisinde yer alacağız. Dolayısıyla bu dönem, önümüzdeki dönemde hem İGR Meclisi üyesi arkadaşlarımızla, özellikle de kadın arkadaşlarımızla, köydeki kadınları organize etmek için, hem de yine aramızda bulunan, meclisimizde olacak arkadaşlarla tarımda kooperatifleşme, meyve, sebze, süt ürünü, hayvansal ürün gibi konularda ve diğer konularda onları da Çanakkale'de kooperatifler kanalıyla satışa sunarak ve yurt dışına, yurt içine de yayarak kırsalın gelirinin artırılması için her türlü çabayı göstereceğiz. Dediğim gibi amaç şu, burada insanların kırsaldan göçünü engellemek. Hatta tam tersine kırsala gidip orada üretim yapıp Çanakkale'de oturabilir. Oturmak önemli değil. Ama oradaki irtiba ilişkisini kesmemesinler. Çünkü bu ülkenin krizden çıkmasının bir tek şeyi var, üretim. Çaresi var, üretim. Üretim, üretim, üretim. Elin parasıyla buraya kadar olur. Elin parasıyla geldiğimiz nokta budur. El parayı verir, sonra hesabı keser. Eğer sen üretirsen, hesabı sen kesersin. Onun için çok hızlı bir biçimde hiçbir siyasi tarafı ön plana çıkarmadım. Üçüncü buncu demedim. Ülkenin bu durumdan çıkması için hepimiz el birliğiyle üretim için çaba göstermeliyiz. İsteyen istediği siyasi partiye oy verebilir. Bizi ilgilendirmez. Ama biz eğer burada yerel yönetimde tekrar göreve gelecek olursak, belediye meclis üyelerimizle ve İGR meclis üyelerimizle bu süreçleri yakından takip edeceğiz. Ve bununla ilgili zaten projemizde, kitapçığımızda gelecek. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu arada son olarak bir kitapçığımız var. Birlikte başardık. Bu kitabı şimdi başkanıma takdim edeceğim. Bu geçmiş 5 yılda, bu son 5 yılda belediye kaynaklarımızı nasıl kullandık? Nerelere harcadık? Neler yaptık? Bu Çanakkale Belediyesi'nin gelirine katkıda bulunan efendim insanlara bir hesap kitabı. Burada sonunda gayrimenkullerimiz neydi, ne oldu? Araçlarımız neydi, ne oldu? Paraları nereye harcadık? Neler yaptık? Sosyal konular, kültürel konular, altyapı konuları hepsi mevcut. Bundan sonra bir kitapçık daha takdim edeceğiz. O da önümüzdeki süreçte, işte biraz önce anlattıklarım da dahil olmak üzere, neler planlıyoruz? O kitapçığı da getireceğiz. Ve Çanakkale Belediyesi, kendi adıma söylüyorum, belediye başkanlığı için oy sahibi olan arkadaşlardan da oy talep edeceğiz. Ama sizin de tanıdıklarınız varsa şehirde, bize oy vermeleri için destek olursanız seviniriz diyorum. Muhtarıma.
takdim edeyim. Tamam. Evet, buyurun. Evet, bu sizin burada. Yani arkadaşlar, arkadaşa okur. Arkadaşlara. Tabii. Olur. Tamam. Teşekkür ederim. Biz şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Muhtarlarımızı ve muhtarlıklarımızı hiçbir zaman herhangi bir siyasi amaç için bir araç olarak görmedik. Şöyle gördük, muhtarlar ve yerel yönetimler yerel demokrasi için olmazsa olmazdır. Muhtar zaten kelime anlamıyla biliyorsunuz seçilmiş kişiler. Ve bu memlekette, bu topraklarda belki de en demokratik, en eşit, en adaletli seçimler muhtarlık seçimidir. Bu bir gerçek. Ve muhtarlarımız da seçildikten sonra kendisine oy versin vermesin, köydeki herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmak, belediye başkanları da öyle durumundadır. Bizim iki temel amacımız var ki bunu Çanakkale'de çok şanslıyız yani. Ülgür abinin varlığı gerçekten hem biz için Çanakkale için büyük bir şans. Çünkü belediye başkanlığı döneminde ben de kendisiyle uzun yıllar çalıştığım için iki şeye çok dikkat etti belediye başkanımız. Kendisine oy versin vermesin herkesi kucakladı. Belediyeciliği o şehrin insanını, o şehrin insanına huzur vermek olarak gördü. Ve bir şey daha yaptı. O çok önemli. Harcadığı her kuruşun hesabını verdi. Bizim belediye meclis toplantılarımız bile canlı yayınlandı. Başından sonuna bütün tartışmaları, imar konuları dahil her konu Çanakkale kamuoyunun huzurunda şeffaf, açık bir şekilde tartışılıyor ve her kuruşun hesabı verilir. Bunu özellikle niye vurguluyorum? Bugün maalesef ülkeyi yönetenler birçok harcamanın hesabını vermiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay bile artık hükümetin harcamalarının önemli bir bölümünü denetleyemiyor. Raporlar meclise gelmiyor. Bu tablo doğru bir tablo değil. Bu iyi bir tablo değil. Bunu kim yaparsa yapsın, biz buna itiraz etmeliyiz. Çok ciddi sorunlarımız var. Ağır sorunlarımız var. Ve bu sorunların temelinde de aslında bir siyasi kriz yatıyor. Demek ki yönetilmiyoruz. İşte vurgulandı, gençler artık köylerden ayrılıyor. Çünkü üretim yok. Üretim olmayan yerde adalet de olmaz, huzur da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Üretim olmalı. Bir kentte, bir köyde, bir beldede huzur olabilmesi için, bereket olabilmesi için, eşitlik, adalet olabilmesi için önce üretim olması lazım. Türkiye'yi tüketen bir ülke haline getirdiler. İşte köylerde gençler gidiyor. Ülkeden gençler gidiyor. Ülkeden yüz binlerce genç ayrıldı son yıllarda, biliyor musunuz değerli muhtarlar? Bu ülkenin iyi yetişmiş, nitelikli, beyin denebilecek gençleri maalesef yurt dışına gidiyorlar. Keşke gitmeseler, kalsalar burada birlikte mücadele etsek ama gidiyorlar. Gittikleri için de yalnızca onları suçlayamayız. Demek ki ciddi ağır sorunlarımız var. Burada muhtarlarımıza da çok büyük görevler düşüyor. Çünkü sizler seçilmiş kişiler olarak halkı temsil ediyorsunuz. Sizin sorumluluklarınız var. Çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakacağız? Bakın ben Türkiye'nin geldiği tabloyu çok kısa birkaç veriyle paylaşacağım size. Ki bu size vereceğim şu andaki verileri bizzat Maliye ve Hazine Bakanı paylaştı biliyorsunuz yeni ekonomi programında. Meclisten geçen bütçede de var bu rakamlar. Bu yıl 2019 yılında ülkemizin ödeyeceği faiz, bakın faiz diyorum ana paradan borçtan değil. 2019'da ülkemizin ödeyeceği faiz 117 milyar lira. Yalnızca faiz. 117 milyar lira. Eski parayla 117 katrilyon. Maliye ve Hazine Bakanı'nın açıkladığı yeni ekonomi programında var bu rakamlar. Bütçede de var. 2020'de ödeyeceğimiz faiz azalıyor mu? Normalde azalması lazım değil mi işler iyi gidiyorsa? Hayır artıyor. 149 milyar. 2020'de ödeyeceğimiz faiz. Yalnızca faiz. 2021'de ödeyeceğimiz faiz 172 milyar. Artıyor. Demek ki bir şeyler doğru gitmiyor. Ciddi bir sorunumuz var. İşte Sayın Başkanım'ın da vurguladığı gibi üretmediğimiz için bu tabloyla karşı karşıyayız. Sürekli borç aldık. Sürekli borç aldık. Özelleştirmelerle de birçok gelir elde ettik. O sıcak para dolaşımıyla bir süre rahat ettik. Ama şimdi o saadet zincirinin maalesef sonuna geldi. Üretmediğimiz için. Üreten birçok tesis kapatıldığı gibi üretim yapan bir tek tesis açılmadı.
Yollar, köprüler onu her hükümet yapar. Allah razı olsun. Ama onlar hizmet sektörü. Yani üretim değil. Üretim yapar. Bir tek tez açılmadı. Şimdi işte bir tanzim satış konusu var. Tanzim satış 70'li 80'li yılların projesidir. Tanzim satışın ilk mimarı İzmir Belediye Başkanı'dır. 73'te tanzim satışı kurmuştu. Tansaş uygulamaları büyüklerimiz daha iyi anlıyorlar bizden. Biz de belki çocukluğumuzdan beri hatırlıyoruz. Bu sosyal demokrat belediyeciliği bir projesidir. Ama şimdi işte 47 yıl öncesindeki projelere sarılmaya başladık. Halbuki yapacağımız çok çok önemli işler var. Halkın parasıyla halka destek oluyoruz. E şimdi alıyoruz. O tanzim satışı satılan ürünler de herhalde halden alınıyor. Veya üreticiden de alınsın. Bugün sorun ne biliyor musunuz? Bizim çiftçimiz, bizim köylümüz dünyanın en pahalı mazotunu niçin kullanıyor? Neden? Bunu sorgulamamız lazım. Dünyanın en pahalı elektriğini niçin kullanıyor? Tarımsal sulamada elektriğe %57 niçin zam yapıldı? Yani siz bir yılda toplam %80-90 zam yapıyorsunuz. Seçim zamanı geldiğinde %10 indirim yaptım diyorsunuz. Yani zam %90'dan %80'e iniyor. Bunları sorgulamamız lazım. Asıl sorunumuz bu. Enflasyon, hayat pahalılığı artık mutfakta büyük bir yangın yarattı ve enflasyon demek, hayat pahalılığı demek. İşte cebinizdeki parayla artık çok daha az şey alabilmeniz demek. Bu tabloyu hak etmiyoruz. Ve bizim muhtarlarımız ve seçmenler, tüm seçmenler, iktidarda hangi parti olursa olsun, Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıyaysa sandıkta bir mesaj verdi. Bir mesaj verdi. Bu mesaj verilmezse Türkiye felaketi sürüklenmeye devam edecek. Bu mesaj verilirse belki doğrular yapılmaya başlanabilir. Türkiye'nin çok ciddi yapısal reformlara ihtiyacı var. Bakın 16 yıldır yapılmayan yapısal reformların yapılmasından bahsediliyor. Bir mesaj verilmezse bu şekilde devam eder. Bizler için değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için sandıkta, demokrasi içerisinde bu mesajı vermek zorundayız ve burada muhtarlarımıza da büyük görev düşüyor. Bizim Çanakkale Belediye'miz muhtarlarımızla zaten sürekli diyalog içerisinde birlikte çalışılmalı. Muhtarlarla birlikte çalışmayan bir genel yönetim zaten düşünülemez bile. İl Genel Meclisi'nde gerçekten siyasette de çok deneyimi olan, alanlarında da çok başarılı abilerimiz, arkadaşlarımız görev üstlendi. Ve onlar da sizlerin teveccühüyle, takdiriyle eminim İl Genel Meclisi'nde başarılı görevler yapacak. Onlar zaten hepsini yakından tanıdığınız için ayrıca bir şey söylemek istemiyorum. Ve sizlerin desteğini bekliyoruz. Çanakkale için, çocuklarımızın geleceği için ve bu tabloya bir mesaj vermek için bu çok çok önemli. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.